Efendim ben Manage Dolanışsınız. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yıllardan beri çorba çorba diye anırıp durmuştuk ee, The Long Dark'ın içeriklerini yaparken. ilk videolarını çekerken bile belki ilk sezonda bile bahsetmiş olabiliriz bu isteğimizden. Sonunda gerçekleşiyor efendim. Sonunda eli yüzü düzgün içerik güncellemesi var karşımızda. The Long Dark Günlükleri Haziran 2023. Bu güncelleme de burada yazanlar arkadaşlar Haziran'ın sonunda geliyor. E, şimdiye kadar yap yani burada açıkladıklarının neredeyse hepsini bitirdiklerini ve sadece bugfix'lerle uğraştıklarını söylüyorlar. E, dilerseniz hızlıca e, içeriye bakalım. Ayın 9'unda gelmiş bu günlük ama Twitter'dan falan ayın 13'ünde paylaşmışlar. O yüzden ben de geç haber aldım. E, onu da söyleyeyim yani. Efendim bu arada içeriye geçmeden önce saat eee 19.7 sularında twitchtv canlı yayında olacağız. Yani siz bu videoyu izledikten sonra The Long Dark yayınımıza katılabilirsiniz. Twitch'te olacağız. Bekleriz efendim. Link aşağıda olacak. Bu sitenin linki de aşağıda olacak. Aklınızda bulunsun. Efendim, yemek sistemi sonunda görmüş olduğunuz üzere yeni bir tava geliyor. Muhtemelen yemekleri bu tava sayesinde yapabileceğiz. Belki tencerede yapabiliriz, bilemiyorum. E, belki zaman farkı falan olabilir. E, yeni craft sisteminde bir yemek craft sistemi de olacak ve Görmüş olduğunuz gibi pankekler işte ıvır zıvırlar yapabileceğiz. Ee, peach pie mesela konserve şeftaliyle bir kek de yapabileceğiz yani saklayıp. Onların ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar emek istediğini, ne kadar kalori getirdiğini falan tabii ki de ilerleyen zamanlarda güncelleme geldiği zaman bir inceleriz. Hatta bununla alakalı bir böyle bir eğer güzel ipuçları verebileceğimiz şeyler varsa e, özel bir, bir rehber videosu da çekebiliriz. Tavşandan yahni işte ta, işte balıktan e, kek falan tarzında yaklaşık 15 tane tarif varmış şu anki bu gelecek olan güncellemede. E, do, ve 9 tane de na, böyle işte Lili'nin pankeki. Normal pankek değil de Lili'nin özel tarifi pankek tarzında. Dünyada bulabileceğimiz 9 tane de tarif olacakmış. Şükürler olsun. Bunu da zamanında söylemiştik. Saç sapan notlar bulup duruyoruz. Bir halt yarasın değil mi bulduğumuz notlar yani kesinlikle. Eee İşte Cooking yemek sistemi arayüzü bu şekilde olacak diye gösteriliyor. Görmüş olduğunuz gibi yağ, tuz gibi şeyler de eklemişler. Birçok yemek aparatı ve vırzıvıları da eklemişler. Sadece tarifler değil yani 7 tane daha ekstra yeni işte malzeme işte yağ, tuz falan tarzında un tarzında malzemeler de eklemişler sonunda sonunda. Aynı zamanda yeni bir hayvan geliyor. Evet beklediğiniz bir hayvan değil ama ee, dağ kuşu mu diye çevriliyor bilmiyorum. Putarmingan dağ kar kuşu diye geçiyor diye biliyorum. E, hayvana ekleniyor. Bunun da yine yemek tarifleri tarifleriyle alakalı bir ekstra özelliğinin olduğunu düşünüyorum. E, daha böyle, daha remote diyor daha uzak daha yaşamın yani o, o, kış, kışı da falan olacak yani böyle haritanın saçma sapan yerlerinde çıkacaklar muhtemelen. Ee, yani bakacağız işlemediklerini göreceğiz efendim. En azından dandik oklarımızı ve taşlarımızı kullanmak adına daha alternatif bir e, sistemde olduğu dandik oklar yapmak için bir sebep daha olmuş oldu böylelikle. Ayrıca yeni silahlar geliyor arkadaşlar. Ee, daha önce biliyorsunuz tüfek varyasyonları gelmişti. Bunun yanı sıra 3 e, tane daha yeni revolver varyasyonu gelmiş. Bunun yanı sıra bir tane daha yeni yay varyasyonu eklenmiş ve bir de flashlight yani el feneri varyasyonu eklenmiş. E, hepsinin farklı özellikleri ve farklı işte görünüşleri var tabii ki de. E, bunların hepsi arkadaşlar yeni bir save açmanıza gerek yok. Hayra Hazır'daki dahil olacaklar yani. Save'lerinizde bulabileceksiniz bu itemleri gelir gelmez. Tabii bu şu ana kadar saydıklarımızın hepsi DLC içerikleriydi. DLC'niz varsa muhtemelen bunlara erişiminiz olacaktır. Yemek sistemini DLC dışına nasıl yani DLC'de sadece çalışan bir şekilde yapmaları biraz tuhaf olacak gibi mi geliyor? Bu, buna bir bakmak lazım. Ee, DLC'de yoksa nasıl yemek yapamayacak normal düz yemek mi yapacaksınız falan biraz. O tuhafıma kaçtı açıkçası. Yemek sistemini ben normalde de bekliyorum. Olması lazım bence en azından arayüzünün. Ha belki ne bileyim bu 9 özel tarif, unique tarif e, DLC'ye. herkese işte herkes açık olur falan. açık olmaz DLC'ye özür olur falan deseler daha mantıklı olurdu açıkçası. Ee, bedava update arkadaşlar. Bedava sizlere neler gelecek diyordunuk Ve balıkçılık mekaniği güncellendi arkadaşlar. Ee, tam olarak ayrıntılı bir şekilde anlatmasalar da gördüğümüz kadarıyla artık istediğimiz yerlerde bu hani balıkçık kulübesinin olmadığı haritalarda da balık tutabilecek miyiz? Mesela Milton'da tutabilecek miyiz? Ee, bu, bunu plan test etmemiz gerekiyor. Burada öyle bir şeyden bahsetmemiş ama artık istediğimiz yerde balık tutabileceğimiz bir e, düzenek kurabileceğiz efendim. Tabii bu mütecavızlar ne kadar işimiz yarar o da ayrı bir mesele tartışılır. Çünkü yani bunu muhtemelen kurmak bir saat plan sürer ve götümüz bunlar. Ayrıca burdan çıkıyor. Yani ateşi nasıl güvenli yakacağız? Yani bunu, bunun gibi sistemleri başarabilmemiz adına bizim e, güvenli ateş yakabileceğimiz bir taşınabilir sistemin de olması gerekiyor. Yani ne bileyim bir ocak filan tarzı rüzgar korumaklı bir ocak tarzı ağır olacak ama bu tip yerlere yerleştirip plan kullanabileceğimiz bir sistem olsa güzel olabilir. E, küçük taşınabilir bir soba filan tarzında. Ee, yok yok yani onun dışında çok inanılmaz işlevi olacağını düşünmüyorum. Yeni balık türleri getirilmiş görmüş olduğunuz üzere artık sadece 3 tür balık olmayacak. Ee, bu da güzel bir şey. Tabii ki de yeni bir uçu da eklemişler. Ee, mütecavız için bence muazzam oldu bu. Balık tutma şansımızı arttıracak olan yeni ıvır e, zıvırlar da eklemiş gibi görünüyorlar. Tabii ki de bu arada yeni bir toplanabilir e, bitki de geldi. Burdock diye şuradaki gördüğümüz şey. Burdok da arkadaşlar şu kök. Bur, burdok, Burdok kökü. Burdok'un tam Türkçe kelimesini bilmiyorum şu an için. Ona bakmadım. Ee, bunu direkt çiğ olarak diyebiliyoruz. Ee, pişirip de yiyebiliyoruz. Ee, tarifini e, işte yemek tariflerinde kullanabiliyoruz ve aynı zamanda çay da yapabiliyoruz bundan. Yani vaynasının gözü yani. Burdok gördüğünüzde almak zorundasınız bence. İstediğiniz her şekilde kullanabilirsiniz yani baya baya güzel bir e, kaynakta geliyor efendim Sevgilerimiz için. E, bence gayet içerik bakım hani her hani ne kadar böyle miktar olarak az gibi gözükse de bence kal içerik kalitesi bakımından güzel bir güncelleme geliyor. Hani geçtiğimiz ay niye bu kadar yok efendim yetiştiremiyoruz, ağladık yapamadık falan diye yani yapıyorsunuz işte. Yani gayet de güzel bir güncelleme yani. Ha tamam 8-10 haftada getirmeyin. 10-15 haftada getirin ama yani Şunu yani 3 ay yani kaç 3 ayda bir böyle sağlam bir güncellemele gelin bize biz öpüp başımızı okuyarız zaten kesinlikle. Yani kaliteli bir yemek sistemi, tarifleri, yeni malzemeler üzerine işte yeni bir hayvan, yeni bir işte yeni silahlar, balıkçılık sistemi güncellemesi gayet gayet güzel dolu dolu bir güncelleme bizleri bekliyor efendim. Ee, dediğim gibi birazdan saat 7 sularında Twitch TV slash canlı yayında olacağız. Düşünceleriniz nelerdir? Ee, neler bekliyorsunuz? Ee, tabii ki de yine Puma gelmedi. Ee, o inşallah gelecek. Muhtemelen yeni harita gelince gelecek o da. Ee, daha iki büyük harita daha eklenecek. Onlarla ilgilenmediler Muhtemelen uğraşıyorlardı ama bunu yetiştiremediler muhtemelen. Ee, olsun. Dert değil. Bence gayet dolu dolu bir güncelleme. Yıllar yıllar sonra ben çok tatmin olduğum bir güncelleme olacak. Benim istediğim mekanik daha var en azından. Yani hem balıkçılık yeni mekaninin olması hem de ee, yemek bir kalinde olması beni heyecanlandırıyor ee, Ayrıca serimizi de bozmayacağız Müthiş günlükleri sezon 10'da bunları tecrübe edebileceğiz Bakalım neler olacak efendim Çok çok teşekkür ederim izniniz için Beni bir eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum Yapıştırın beğeniye yani Algoritmaya bir tokatta siz vurun efendim Siz vurmazsanız biz vurmazsak Hep herkes bize vuruyor O yüzden eksik etmeyin Bir saniyeniz ayırın yapıştırın Düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ben yorumların hepsine bakıyorum zaten. Konuşuruz, muhabbet ederiz. Discord'da aktifiz. Discord kanalımıza da bekleriz. Bekleniyorsunuz. Yayındayız birazdan. Görüşürüz.